Erol Katırcıoğlu, emekli profesörüm. Marmara Üniversitesi'nde idim. Şimdi emekliyim. Kitap yazıyorum. Gazete yazıları yazıyorum. Vesaire. Yani Türkiye'nin önünde büyük bir belirsizlik var ve giderek belirsizlik büyüyor. Ve dolayısıyla da değerler, değişkenlerde müthiş bir bozulma var. Özellikle enflasyon çok hızlı artıyor. Bütçe açığı çok ciddi boyutlara ulaştı ve dış borçlanma ancak artarak kamu hizmetleri görülebilir hale geldi. Türkiye'nin makro dengelerinde ciddi sıkıntılar var ama hükümet bunları pek aldırıyor gibi de durmuyor. Zaten doğrusunu isterseniz Türkiye'de ekonomi dediğimiz zaman ekonominin kendi dinamikleri çok bir şey söylemiyor. Siyaset ekonomiyle ilgili daha önemli şeyler söylüyor. Bu başka ülkelerde tam böyle değildir ama özellikle Batı ülkelerinde. Fakat Türkiye'de siyasette ne olduğu, ekonomide ne olacağını büyük ölçüde belirliyor. O sebeple de ekonomideki verilere bakarak ekonomi yorumlamanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Öyle bir dönemden geçiyoruz doğrusu. Ama gözüken o ki, yani şimdiye kadar Adalet ve Kalkınma Partisi bütçe disiplini ile başarı elde etmişti. Eğer bir başarı var idiyse, ki vardı, yüksek büyüme oranlarına ulaştılar uzun bir süre. Fakat şimdi görülüyor ki 1-2 yıldır özellikle 15 Temmuz'dan sonra şey bozulmaya başladı. Bütçe disiplini bozulmaya başladı. Bütçe açığı vermeye başladık. Bu bir. İkincisi bir büyüme var. Yüksek büyüme sayılabilir. %5 civarında büyümeler var. Hem ikinci hem üçüncü çeyrekte. Fakat bu büyümenin etmesi gereken istihdamda bir artış göremiyoruz. Garip bir şekilde işsizlik artıyor aynı zamanda. Yani büyüme artarken işsizliğin de artıyor olması gibi bir garip durumla karşı karşıyayız. Çünkü bunun normali büyüme arttıkça işsizliğin azalması olması lazımdı. Ama öyle olmuyor gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla da ben büyük ölçüde ekonomi yönetiminin de siyasete baktığını düşünüyorum. Siyaset çerçevesinde davrandığını düşünüyorum. Şimdilik yüksek büyüme oranlarını elde etmiş olmaktan dolayı memnunlar ama eninde sonunda faizler arttırmak zorunda kalacaklar. Zaten hani faizler zaten artmış durumda. Vesaire. Dolayısıyla da çok parlak bir şey göremiyorum önümüzdeki dönem için. Ama bir krizden söz etmek mümkün mü derseniz öyle bir durumda yok. Yani o bakımdan bir krizden de söz etmemiz illa gerekmiyor ama önümüzdeki dönemde kriz, yani özellikle enflasyonun artması ve insanların yoksullaşması gibi bir sürecin hızlanacağını söyleyebilirim. Kesin olan bir şey varsa. Yani o hal dediğiniz şey bir anlamda hukukun normal işleyişinin kaldırıldığı bir dönem. Şimdi bu dönemde büyük sermaye neden gelip de yatırım yapsın? Yani herhangi bir sorun yaşadığında kendini hukuki olarak güvende hissetmeyen bir sermaye gelip de o hal koşullarında Türkiye'de niye yatırım yapsın? Nitekim yatırım yapmıyor. Peki ne oluyor diye baktığımızda faiz farkından dolayı yabancı sermaye geliyor ama o da portföy yatırımları olarak geliyor. Yani hisse senedine, yani borsaya geliyor. Ki orada da yani son dönemde çıkışlar da var ve dolayısıyla da kurlar aleyhimize gelişti biliyorsunuz. 3.67-3.68 seviyesinde devam ediyor. Türkiye'de değil sadece dünyada da öyle. İşçi sınıfı sendikaları çok güçlü değil. Aksine güçlerini yitiriyorlar. Türkiye'de de öyle. Yani eski sendikalara baktığınızda eski sendikaların esamesi okunmuyor şu anda. Yani şu anda çok zayıf sendikalı işçi sayısı azaldı. Sendikalar güçsüzleşti vesaire. Dolayısıyla da ben yani tabii ki işçilerin mücadelesinin önemli olduğunu düşünüyorum ama şunu unutmamak lazım. İşçiler bir sınıf olarak sendikalaşma meselesini yeniden kendi gündemlerine almaları lazım. Tıpkı çiftçilerin kooperatifleşme önlerini alması gerektiği bir şey bu. Dolayısıyla da buradan yeni perspektifler üretmesi lazım. İşçi sınıfı bu kadar zayıflarsa, bu kadar örgütsüz hale gelirse zaten yani piyasa mekanizmasının esiri olurlar. Ama bir sınıf olarak üretimde ki güçleri itibariyle güçlerini kullanabilmeleri ancak örgütlü olmalarıyla mümkün olabilir ki bu örgütlülük de en azından hani ben siyasi örgütlenmeden vazgeçtim ama sendikal örgütlenmenin daha hızlanması, daha güçlenmesi lazım. Onun için mücadele etmek lazım diye düşünüyorum. Ve Türkiye'nin önündeki gündemde de böyle bir mesele var. Yani
Uzun bir zamandan beri işçi sınıfının sendikal mücadelesi zayıfladığını gözlüyoruz. Özellikle taşeronlaşmanın getirdiği koşullar bir ölçüde bunu da sağlıyor. İşverenler karşılarına çok güçlü sendikalar görmeyince zaten çok zayıf ücret artışları yapabiliyorlar. Dolayısıyla kar marjlarını arttırabiliyorlar vesaire. Yani özetle tabii ki öyle. Yani Türkiye'de ekonomik aktörler ki sorduğunuz soruda tarımla uğraşanlar, yani çiftçiler, tarımda çalışanlar ve de sanayi işçilerinin gerçekten örgütlenme perspektifinde davranmaları gerekiyor ki onların üretimdeki güçlerinden gelen bir haklarını ifade edebilir olsunlar siyasette.